Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyi değiliz. Parmağım, tırnağım kırıldı. Sen anlat. Hadi anlat. Arkadaşlar. Şimdi aşağıda basketbol sahası var. Orada top oynamaya indik. Ah sen Melek ben. Basketbol oynuyoruz. Tam gitmeye yakın. Topu havaya atası geldi beyefendinin. Bir şut atayım bir baktım, dedim. Attım. Bir baktım. Topun bana geldiğini hissetmedim. Dedi ki bu böyle bir tedirgin oldu dedi. Top geliyor. dedi. Ben hemen elimi kafama koydum. Kafama gelecek demek ki dedim. Nereden koyduysam bu parmağıma denk geldi top. Top da bayağı bir sert futbol topları. Basketbol top olsaydı görürdün sen. Daha parmağın beter olurdu kırılırdı belki, bilmiyorum da işte bir baktım ben böyle parmağımı bir baktım, tırnağım ikiye katlanmış. Oo dedim ya, daha bakmadım, tırnağım kırılmış. Daha bakmadan arkadaşlar böyle. Ama ikiye katlandığını gördüm ben. Dedim kesin kanayacak şimdi. Bağırıyor sitenin içinde, ağlıyor çocuk gibi. Benim de komiğime gitti. Ne yapıyorsun dedim lan, ağlıyorsun. Kan akacak, şarıl şarıl. Kanıyor mu kontrol et. Ben de diyorum dur lan, böyle damlıyor diyorum. Evet kanıyor dur, şu an. Durdurmamız bak, böyle lazım. Böyle öyle. Banu'yla bir bilmem ne Mehmet çifti vardı ya, onun gibi. Evet. Hayır ben şimdi arkadaşlar an bildiğim için hani top eline. Ya getir. Dur daha göstermeyelim. Ben şimdi bildiğim için topun ağrısı ne kadar olacağını ve topun şiddetini bildiğim için o attığım şey ne kırılmıştır ne bir şey olmuştur. Önce tırnak şey olmuştur dedim bildiğim için. Ya, ama şeyi görmeniz normal anlatıyor. Şeyi görmeniz gerekirdi. Asım bile böyle şaşırdı lan, ben böyle ağlamıyorum dedi. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Konu ne? Bir şeyden de anladınız. Başlıktan da anladınız. Evet, biz de buradayız. Hobbit Silivri'yeyiz. Attım. Hit. Evet arkadaşlar, gelelim konumuza. Biz de Hobbit Silivri'ye üye olduk. Ve şöyle işliyor bu sistem. Sistemden bahsedelim. Değil mi? Evet arkadaşlar, ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu network işlerine, dijital pazarlama işlerine sıcak bakmıyordum. Eskiden beri. Hatta halam... İki tane halam var. İki halam da bu Herbalife olsun. Farmasi olsun. Hani... Ya farmasi değil de Herbalife'da 15 sene, 20 senedir yapıyorlar bu işi ve bayağı bir ilerlediler. Ve hiçbir zaman dikkatimi çekmedi. Abim bir ara Amway için çalışmıştı. Amway güzel bir firma hatta. Onun için bile uğraşmamıştım. Ya dediğim gibi arkadaşlar, şimdi geri geldim. Çünkü telefon çalmıştı. Yani bu zamana kadar ki hiçbir network işine sıcak bakmadım ama halamın kızı, işte o Herbalife yapan halamın kızı Hobbit Kisel'le tanıştı ve Hobbit Kisel'le tanıştıktan sonra halama sundu ve halam bunca Herbalife kullanıcısı, yani kaç yıllık Hobbit Kisel'in sistemini gördükten sonra direkt Hobbit Kisel'e üye oldu. Direkt yani. Hani her türlü burada ben çalışacağım dedi. Hobbit Kisel de network işi bilenler zaten sadece şunu söylememle anlayacaklar. Network işini bilmeyip bu bizim iş ortağımız olmak isteyenler varsa, çünkü biz ekip kuruyoruz. İş ortağımız olmak isteyen varsa da Instagram hesabımızdan iletişim kurabiliriz ve gerekirse toplantı bile yapabiliriz Zoom üzerinden. Şimdi sistem şu şekilde ilerliyor. Sisteme dahil olduğunuz zaman diğer sistemler gibi aktiflik ücretiniz yok. Yani sisteme ödediğiniz bir para yok. Sistem diyor ki temsilci olmak istiyorsanız gelin ve ekip kurun. Ekip kurduğunuz, yani kurmanız gereken ekip de 3 kişilik ekip. Yani siz geliyorsunuz, 3 kişilik ekip kuruyorsunuz ve onlar da 3 kişilik ekip kuruyor. Yani bu şekilde ilerliyor. Biz de şimdi... Melek bizim takım liderimiz oluyor işte. Yani bunun üstlerinde tabii halamın kızı oluyor. Mesela Melek liderimiz 3 kişilik ekip kurdu. Ben, benim iş arkadaşlarımdan 2 kişiyi koydum ve ekibi tamamlandı. Ve ben de kendi ekibimi kurdum. Fakat bizim ekip kurma politikamız, stratejimiz şu şekilde... En az 12, maksimumda 36 kişiyi güzel bir şekilde sisteme sokup, güzel bir şekilde eğitim verip, sonrasında
güzel kazançlar sağlamayı. Güzel kazançlar sağlamayı planlıyoruz ve biliyorsunuz ki bu sistemlerde en üstte olan daha çok para kazanır. Daha çok para kazanma potansiyeli oluyor. Niye? Çünkü altına hep ekipler kuracağız. Yani biz kuracağız ekipleri yani. Mesela X kişisini sisteme koyduk ve dedi ki ben 3 kişi getirdim. O 3 kişiyle de biz ilgileneceğiz zaten. Güzel eğitimler vermemiz gerekiyor. Çünkü en başta bu sistemlerde herhangi bir iş yerinde olsun, iş yerinin prosedürünü, ürünlerini bilmiyorsanız siz hiç kimseye bir şey sunamazsınız. Satış da yapamazsınız. Yani biz bunu öngörüyoruz. O yüzden mesela şu örneği de vereceğim. Diğer network işleriyle şu farkı var. Hem helal kazanç sağlıyorlar hem de lideriniz en üstte olduğu için siz çalışıyorsanız para kazanıyor diye bir algı yok. Haksızlık yok yani. Haksızlık yok. Sizin sırtınızdan kazanacak kimse yok. Çünkü mesela Melek bizim başımızda değil mi? Ekibini kurdu. Şimdi ben çalışayım kendi ekibim. Sonuçta ben kendi ekibim için çalışıyorum. Ben kendi ekibim için çalıştığım için Melek'in takımında olduğum için o da benden ciro yani ne diyorlar? Kazanç sağlayacak. Ara farkı kazanıyor sadece. Ara fark geliri oluyor. Aynen ara fark geliri oluyor onu alıyor. Benim kazancımdan para kazanmıyor. Ara fark gelirini alıyor. Ve diyelim ben işte bu kademeler var. En üst yani Melek'ten daha üstte bir seviyede ulaşabiliyorum. Ve Melek'ten üstte bir seviyede olduğum için benim kazandığım parayı o kazanmıyor. Veya daha fazlasını kazanmıyor. Çünkü ben onun bir koluyum. Onun diğer kolları da güzel performans göstermesi lazım. Gerekiyor. O yüzden aktif olmaları gerekiyor. Aktif olmamız gerekiyor bizim de. Aynen. Aynı şekilde alışveriş falan da yapmak gerekiyor. Yani kısacası arkadaşlar bir ekip çalışması gibi gözüküyor fakat bireysel bir çalışma. Yani ne kadar ben kendi takımım için çaba gösterip uğraşırsam o kadar para kazanırım ve o kadar takımım da aynı gayreti görürse, yani benden gördükleri çalışmayı kendilerine uygularsa kendileri de daha fazla para kazanabilir. O yüzden arkadaşlar eğer bizim iş ortağımız olmak istiyorsanız Instagram hesabımızdan bize ulaşın ve gerekli bilgileri, gerekli eğitimleri sağlayalım. Neden biz buraya atıldık? Şunu da söyleyeyim. Hem Melek çalışmayı düşünüyordu. Allah'a şükür kazancımız yerinde. Güzel bir kazancımız var fakat biliyorsunuz geleceğinizin daha iyi olması için şimdiden çaba göstermeniz gerekiyor. Şimdiden para kazanmanız gerekiyor. Ve bu iş bence herkes yapabilir. Ama en büyük avantaj da ev hanımı olanlar veya evde çocuğu olanlar için büyük bir avantaj bence. Ve oluşum daha yeni bir oluşum arkadaşlar. Yeni bir oluşum olduğu için ne kadar erken girerseniz, ne kadar özen gösterip işinizi yaparsanız o kadar kısa zamanda ilerleme, kademe atlama şansına sahip olabilirsiniz. Ve bu videoda da başladığını gördüğünüz gibi. Biz alışverişimizi yaptık. Önce onu söyleyelim. Ürünleri ilk önce biz deneyeceğiz. Ondan sonra size söyleyeceğiz işte şunu alabilirsiniz, bunu alamazsınız falan gibisinden. Zaten kataloğu da gösteririz size. Feedbacklerini yapacağız yani. Biz bayağı bir alışveriş yaptık. Hatta şu an Üftel'deninki ya da benimki geldi. Ha arkadaşlar. Aktif olabilmek için de şunu söylüyor sistem. 200 liralık minimum, 200 liralık kendine alışveriş yap ki ürünleri tanı diyor. Çok mantıklı. Sen şimdi ürünleri bilmeyip, ürünleri tanımadan nasıl bunun sunumunu veya nasıl satışını yapacaksın? İlk önce hani satsan bile kendine bir saygısızlıktır. Çünkü sen bu ürünü kullanmamışsın. Biraz sahtekarlığa da girer. Sen bir de zaten giriş yaparken hani bu sisteme giriş yaparken kaydolurken para alınmıyor. Hani bunun kendi sermayeniz olarak düşünün. 200 TL'lik bir alışveriş. Hani alışveriş hem alışveriş hem kendine iş kazanç hem de geleceğin için bir sermaye yani düşünün. Hani 200 TL başa gitmiyor yani. Aynen. Mesela şimdi size desem ki hadi gelin iş kuralım. Bir restoran açalım veya bir eczane veya bir depo açalım dediğim zaman bir para bir şey koymadan ilk aklımıza gelecek şey nedir? Sermayemiz var mı? İşte bu tarz sistemler arkadaşlar sermayesiz aslında kendine bir şirket açmış gibi oluyorsun. Evet. Çünkü bu ürünleri kendinize bir şirket açıp Trendyol üzerinden satış
yapabiliyorsunuz. Ve ürünler gerçekten arkadaşlar, bak feedbacklerini yapacağız zaten. Ürünler gerçekten çok güzelmiş. Şimdi biz de onları deneyeceğiz. Instagram üzerinden de mesela maske yaptıysak maskenin videosunu story olarak atacağız ve tanıtacağız sizlere. Evet. Hadi şimdi buradan mı çekelim yine? Ürün tanıtımına geçelim. Unboxing hissediyorum. Ben Home Bitkisel hissediyorum. İlla bir farklılık olması gerekiyor değil mi? Lan delmişim ya bununla. Şeker ya korktum. Bence buradan bir çekelim mi? He arkadaşlar, bu arada mesela 200 TL ve üzeri sipariş verdiğiniz zaman her zaman bir hediye ürün oluyor ve bu artıyor. Mesela 200 TL üzeri alışveriş yapana bir hediye. Krem nemlendirici verdi bize mesela, ama biz mesela aynı anda hani 470 TL'lik alışveriş yaptık ama hani ayrı, o kendine hesaplarda yaptı. Aynen ha. Ayrı ayrı hesaplarda olduğu için bize farklı bir hediye verdi. Nemlendirici verdi. Ama 500 TL'lik yani bu ortak benim, bir hesaptan yapsaydık. Mesela benim takımımda bir tane kız işte alışveriş yaptı. Benim takımımdaki birisi alışveriş yaptı ve 500 liralık alışveriş yaptı. Aynı gün içerisinde. İki tane ürün hediye verdi. Bir kişi de 360 liralık alışveriş yaptı. Keratin şampuan hediye etti. Bu tabii değişiyor. Haftalık, günlük değişiyor. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı kutu küçük gözüküyor ama içinde yani biz de bayağı bir şeyler almışız ve şeyleri de güzel. Zaten şimdi ürün tanıtımını yaparız da şöyle gösterelim. Şimdi karşıya alalım. Ana kameraya katalog geçelim. Katalog da var içinde. Ve hepsini mi dizelim? He, dizelim böyle. Nem maskesi arkadaşlar bu. Bu beyazlatıcı krem. Oha, bunu da aldık, süper. Bu çok siyah iyiymiş. Karbon maske. Bunu çok merak ediyorum. Yani ben kendim için değil de üftelerin burnu için. Nemlendirici bu ürün. Nemlendirici krem. Ücretsiz bu yani. Ücretsiz verdiler. Şey, 200 TL'lik alışveriş yaptığımız için. Bunu da mı aldık biz? Cilt temizliği, ha, pirlik. Aynen. Aynen. Tamam. Bu jel. Bu neymiş kız? Bakın arkadaşlar, şampuan ya bu. Şampuan olduğu için bu şekilde yapmışlar. Bu arkadaşlar şöyle serum falan olduğu için içinde mesela kırılmasın, işte akmasın, birbirine karışmasın diye şeyde kargo esnasında böyle pat patlı şeye koymuşlar kutuya. Çok iyi bence. Çok arkadaşlar bakın, ilk siparişte böyle bir şey geliyor. Home Bitkisel ailesindeyim çünkü diye, pazarlama planı diye burada her şey gözüküyor. Buradan bir tane daha söylemedik mi? Yok, iptal ettim. Niye? İptal ettim. Bu da katalogumuz. Katalog. Aynen. Hepsi burada. Ya benim şey, scrub'ım için çok şey heyecanlıydım ya. O zaman seninki geldi. Bunlar seninkiler. Oo, bu kokuyor. Papatya. Papatya güzel, bu kokuyor şey. Aynen. Elimizi mi yıkadık bunu? Yüz yıkama jeli. Tony'yi almışız ki biz. Tam aldık, almadık peki. Şöyle bu papatyalı yüz yıkama jeli. Kamerayı ayarlayalım dur. Bundan 3 tane, 3 farklı şeyler var galiba. Hani bu papatyalı olanını seçtik. Çünkü biz dedik yani yüzümüz kuru, cildimiz kuru. Kuru olduğu için papatyalı yüz yıkama jeli almamız gerekiyordu. O yüzden bunu sipariş verdik. Papatyalı yüz yıkama jelini zaten az önce söyledim. Kuru ve hassas ciltler için. Hani bizim cildimiz birazcık bakımsız şu anda ve kuru olduğu için bu papatya jelini sipariş verdik. Yüzler dörde ayrılır arkadaşlar. Kuru, normal, yağlı, karma ve yağlı olarak. Karma yapısı da şudur mesela, T olur ve veya şu şekildedir mesela, burası yağlıdır, burası kurudur, burası yağlıdır, burası kurudur veya burnu yağlıdır, buralar kurudur. Bu karma olarak geçiyor. Yağlı olarak da tam yağlıdır. Bizde Şahadet, işte halamın kızıyla beraber o eğitim verdi zaten bize. Dedi ki sizin yüzünüz ne? Biz dedik ki kuru normal. Ürünlerde de ikiye ayrılıyor. Kuru normal ve karma yağlı olarak. Kuru normalse bunu alın dedi. Yüz yıkama jeli. Eğer bunu almayacaksanız da şu şekilde yakınlaştırayım. Bunun çay ağacı olanı var. O yağlı ve karma ciltler içinmiş. Biz bunu aldık. Arkadaşlar bu beyazlatıcı krem de cildimizde ister istemez güneş lekesi, lekeler oluşuyor.
Bu yüzden bir seneden daha geç oluşmuş lekelere karşı beyazlatıcı krem. Yani bunu yani o yüzden kullanıyorum. Bir seneden daha eski ve mesela koltuk altı olsun veya bazı bölgelerde olsun kararmaya evet. yönelik kararmışsa bunu beyazlatıyormuş. Evet. Bayağı faydalıymış. Bu nemlendirici şu anda da kullandım. Kokusu mükemmel. Bayıldım. Hangi meyve olduğun? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı mı? E vitamini falan da var. Mükemmel kokuyor. Kokusu dışında da yani şeyi de güzel böyle emiyor. Ben çok dikkatimi çeken bu oldu. Siyah karbon maske. Erkekler bilirsiniz biz her zaman berbere, kuaföre gittiğimiz zaman siyah maske yaptırırız. Siyah noktalardan dolayı böyle soymalı, böyle sökülen aynı Instagram'larda falan gördüğünüz gibi. Bunu almak istedim ben. Ve soyulmuş. Çok çok iyiymiş, çok güzelmiş. O yüzden onu aldık. Peeling. Mesela duşa giriyorsunuz. Duşa girdikten sonra peeling'i yapıyorsun. Daha sonra nem maskesini ve sonra yüz tonuyla hani gözeneklerimiz açılıyor ya. Yüz tonuyla da kapatıyoruz. Peeling yani jel. Bildiğiniz peeling yani. Peeling çözdü. Cildi temizler ve arındırıcı tüm ciltler içindir diyor. Bu da nem maskesi. Peeling'den sonra yüzü nemlendiriyor. Niye iki maske aldınız diye soracaksınız arkadaşlar. Yani bu siyah maskeyi çoğunlukla ben yapacağım. Bunu da Melek yapacak. Veya şu şekilde yapacağız. Haftada iki kere yapılıyormuş maskeler mesela. Bir gün bunu yapacağız. Bir gün de bunu yapacağız. Bakımla gez yani. Ne yapalım? Bakım yapacağız artık. Yüz toniği. Yüz toniği de maskeden sonra gözenekler açık olduğu için bununla da kapatıyoruz. Ve gerginleştiriyormuş cildi. Herhalde. Cildi evet gerginleştiriyor. Normal bir cilt olmasını sağlıyormuş. Ve ikinci şey de bu arkadaşlar. Ben Nuri abi iyi bilir. Hatta arkadaşlarım da iyi bilir. Ben duştan sonra hep argan yağım vardı. Argan yağını hatta Ahsen'e falan da sürüyordum. Aynen, hep onu kullanıyordum. Çok seviyorum. Argan yağı, yağlı şampuan var deyince ve görünce, hatta keratin şampuanını da bir sonraki ay alacağız denemek için. Argan yağlı şampuanı aldım. Hatta yetmedi, serumunu da aldım. Yani yağını. Sarımsak özlü şampuanlar var, herbal şampuanlar var. Baya baya bir ürün şampuanlar var. Bu da bu şekilde. Bunu arkadaşlar... Sakalınıza bakım olarak da kullanabilirsiniz. Kaşınıza bakım olarak da kullanabilirsiniz. Bayağı etki gösteriyor. Aynen. Ben o argan yağını hem sakalıma sürüyordum hem saçıma sürüyordum. Vallahi şükür hep faydasını gördüm yani. Nuri abi bunu sana satacağım. Bunu gerçekten bunu sana getireceğim Nuri abi. Bu gerçekten çok güzel ürüne benziyor. Bunu kullanacağım hatta kullandıktan sonra kullanıcı olarak sana tavsiye şey yapacağım. İleteceğim. Çok iyi gözüküyor. Bu şekilde. Daha senden ne sipariş verdim? Senden de bir bazı şeyler sipariş ettik ha. Bu aslında bizim kişisel bakımımız aynen. oldu. Aynen. Benim sipariş ettiklerim ev temizlik ürünleri. Aynen. Çoğunluk. Bir de orada da var bir tane böyle nemlendirici krem tarzı böyle. Onu da gelince gösteririz zaten. Arkadaşlar mesela ürünleri hani bizim iş ortağımız değil de ürünleri satın almak isteseniz bile iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı oluruz her türlü konuda. Şu şekilde temsilci olduğunuz zaman da mesela perakende satış yaptığınız zaman perakende satışlardan %30 kar marjınız var. %30 karınız var. Bu da çok güzel bir şey. Ve diğer şirketlerden, bazı şirketlerden farkı şu, bazı şirketlerde puana dayalı para kazanıyorsunuz. Burada direkt takımınız ne kadar ciro yaptığıyla alakalı. Yani ayda mesela 15 bin lira ciro yaptıysa takımınız ona göre bir ücret alıyorsunuz. 7 bin lira işte hani takımınızdaki, kısacası takımınızdaki ciroya göre para kazanıyorsunuz. Bir de üye olduğunuz zaman katalogdaki fiyata göre değil de daha indirimli alıyorsunuz üye aynen. olduğunuz için. Aynen. Bu da ayrı bir detay. Böyle arkadaşlar
daha zaten detaylarını hani numaranızı bıraktığınız zaman, sizinle iletişime geçtiğimiz zaman size aktarırız. Sizinle görüşürüz. Daha detaylı bilgiler alırsınız. Siz de evden bir şeyler yapmak istiyorsanız bence iyi bir avantaj. Çünkü yolun başındayız henüz. Ve bu korona vakti arkadaşlar çok büyük bir iş imkanı bence. Ya şöyle, ben bu işe girerken mesela, yani Melek bana bahsettiği zaman, hatta halamın kızı bahsettiği zaman, ilk başta bu işe şey gibi bakıyorlar. Güncü teyzeler gibi bakılıyor. Çünkü bu işi çok kötü lanse ediyorlar arkadaşlar. Yani bu işi nasıl lanse ediyorlar? Ya gel ben seni üye yapayım, ya gel ben sana benim takımımda ol, gel benim için çalış. Böyle bir şey yok ki. Network işi böyle bir şey değil. Benim için çalış veya benim üyem ol diye bir şey değil. Arkadaşlar, bir ekip kuruyorsanız o arkadaş temsilci olduğu zaman, bak üye de demiyorum, temsilci olduğu zaman kendi işini kurmaya, kendi parasını kazanmaya başlıyor ve kendi işini kuruyor. Yani kısacası biz buna iş ortağımız diyoruz. Yani bizim takımımıza gelen bizim iş ortağımız olmuş oluyor. Üyemiz değil. Öyle. Ve ürünlerin bitkisel olması da hoşumuza gitti bizim. Hatta saç ekimi yapan bir arkadaşım var. Ona da önerdim. Ürünleri beğendiğini söyledi. Ben ona feedback yapacağım işte. Yani ürünler hakkında bilgi vereceğim kullandıktan sonra. Arkadaşlar, 500 lira bile kazansam buradan, 500 liradır yani. Fatura ödenir. Kenara koyulur. Bir şey olur yani. Ki kazanç planını gördük. Bahsettiğimiz zamanda zaten güzel paralar kazanılıyor. Kısa zamanda güzel paralar kazanılıyor ama en başta ne lazım arkadaşlar? Emek lazım ve işinize saygınız olması lazım. Bu da böyle bir video oldu. Çok konuştum. Ama konuşman gereken kadından çok konuştun dedin. Bu da arkadaşlar şey ruhum, yöneticilik ruhum. Biliyorsunuz çalıştığım şirkette yöneticilik yapıyorum. Bu da bir nebze yöneticilik olduğu için biraz o yönde size güzel eğitimler vereceğim. Gelin. Gel. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Storylerde muhakkak bunlardan bahsedeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.